bu bizim kafamıza öyle bir çakıldı ki, yani ayetten, hadisten, her türlü hakikatten daha fazla çakıldı. Yaz. Nasıl çakıldı? Eskiden illiyet bağı denirdi. Şimdi nedensellik bağı deniyor. Sebep-sonuç ilişkisi. Dolayısıyla bir şeyin mutlaka sebep ve sonuç ilişkisi vardır. Bu sebep ve sonuç ilişkisi de diyorlar ki, maddi alemde gözle görülebilir. Gözlem, ne derler, ilim neye dayanırmış bilim? Gözleme dayanır diyorlar, değil mi? Neye gözleyecek? Gözünle mi gözleyeceksin? Evet. Deneyini yapamadığın, laboratuvar ortamına alamadığın hiçbir şeyi gerçek olarak kabul etmez modern bilim. Değil mi? Kabul etmiyor, doğru kabul etmiyor. Ben bunu diyor deneyini yapamadım. O zaman dünyayı da kabul etme. Bunun deneyini yapamıyorsun, yeniden var edemiyorsun dünyayı. O zaman insanı da kabul etme. Yapamadığı bu da şey var ki, bunu öyle bir etki ediyor ki insanlara, bu nedensellik, sebep-sonuç ilişkisi, gözleme dayalı, laboratuvar ortamına, deneyi ortamına aktarabildiği veyahut da gözleyebildiği şeylerin mutlak gerçek olduğunu, diğerlerinin ise tamamen hikaye olduğunu herkese, bütün dünyaya kabul etti. Müslümanlara, Hristiyanlara, Yahudi, inanan inanmayan, Budistlere, Budistler ve Hindular daha böyle şeydir. Sebep-sonuç ilişkisi daha da uçukturlar yani onlar. Bağlı değiller de, tamamen bağlı. Hiç dünyayla bağlantısı yoktur onların. He? Güzel değil mi? İşte güzel değil. Arayı görmüştü. Onun için, inanıp geçiyor. Onun için diyorlar ki sana, bu fare senin atandı. Rab diyorlar. O kadar kötü bir şey. Benim atamın niye hortum var diye atamadım. Bu kadar şeydi. Şimdi bu kadar. Tarik-i usta, orta yoldur usta. Çünkü o maddenin de bir sebebi var. Onu da boşa yaratmadı Allah. Onu da boşa yaratmadı. Mevlana Hazretleri'nin sema yaparken malum olduğu üzere sol ayak yere basar, hiç kıpırdamaz. Sağ ayak döner. Bu dünyada olduğumuzun farkındayız. Dünyayla irtibatımızı kesmeyiz. Ama öbür ayağımız, sağ ayağımız da sayak devamlı kalkar, gezer. 18 bin alemi gezecek halimiz de var diyor bir tarafımızda da. Maneviyatımız da var. Semadaki işaret odur. Dön dön fır fır fırıldak gibi dönmek değil o. Sabit maddeye, bu aleme ayağımızı vurur da bir öbür, yani çift kanadımız var da be bu. Tek kanatlı değil, maddi ve maneviyatla uçarız. Bu kadar. Onlar maddeyi de geçmişler. Tamam ama maneviyat demişler. Onun için bitmişler. Toz. Onun maddiyat alemine, bu aleme ayağı basmayan kimseye meczup denir. Meczup. Yani. Çok bağlantı yok. Onu anlatmıştınız geçenlerde. Mesele o. İşte Mesnevi Mevlana Hazretleri'nin o semadaki işareti odur. Dön babam dön, ne bu ya? Bu o zaman döne döne dönek olursun. Ya da fırıldak olursun. Olur mu öyle? Onun kastı sol dünyayı temsil eder madem. Sağ ahireti, maneviyatı, hakikati temsil eder. İmanı temsil eder. Ben bir tarafımla, yani bu dünya halimle yere basarım sağlam bir şekilde, hiç kıpırdamadan. Ama maneviyatımla da, imanımla da, iman kuvvetimle de 18 bin alemi seyran ederim demek o. Ona yol var insanda. Bu ona yol var. İşte maneviyat kanadını kesti modern ilim. Geçen yüzyıl, ondan önceki yüzyılda. Geçen yüzyılda ise herkese yerleştirdi bunu. İnanç sistemi haline getirdi. Deney yapmadığını kabul etmez hale geldi. Görmediğine inanmam sözü yok mu şimdi toplum içinde? Gözümle görmediğime inanmam ben. Gözümle görmediğim o da iş var ki şimdi.
İnanıyorlar. Nasıl inanıyorlar? Hiç. Şimdi foton diye bir şey var Mehmet. Fotonlar var. Fotonu gören yok. Görüntülüye bilen de yok. Ama bir, yani hata yapabilirim ama bir saniye içerisinde 36 milyar foton insanın bir tarafından girip öbür tarafından çıkıyormuş. Çıkıyor, bunu biliyorlar. Ama bunu göremiyorlar. Modern ilim bunu tespit etmiş. Evet, eyvallah. Var diyor. Babam görmüyorsun ya. Kendini inkar etmesine rağmen. Ne zaman inkara geliyor biliyor musun? Allah'la ilgili bir şeye bağlantıya geldim inkar ediyor. Onu gözle görmem lazım diyor. Ehlullah'la, maneviyatla, evliyalıkla, peygamberlikle ilgili bir şey oldu mu? Orada inkara geliyor hemen. Buna inkar etmiyor. Doğrudur ya. Yani. Gizli şirk olmuş oldu değil mi? Doğrudur ya. Açık, bu açık şirk. Gözümle görmedim inanın. Mesela... Bu açık şirk. Açık şirk. Tabii. Yani çünkü Rabbi gözünle görmüyorsun. Allah'ı gözünle görmüyorsun. Oysa hemen ilk Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfasını aç. Bir Fatiha, ikincisinde Elif Lam Mim, Bakara suresi. Ne, bu kitap diyor, öyle bir kitaptır ki Bismillah Elif Lam Mim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Zelikel kitab la raybe fi hudelil muttakin. Bu öyle bir güzel kitaptır ki hudelil muttakin. Muttakiler için, güzel insanlar için. Allah'a hakkı veren, kullara hakkını ödeyen güzel insanlar için hidayet verir onlara. O muttakiler nasıldır? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Bak hemen ilk sayfa, ilk şey, gayba inanırlar. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنَ بِالْبَصَرِ demiyorlar, gözlere inanır demiyorlar. Gayba inanır. Gayıp nedir? Gözle görülemeyen, maddi alemde hissedilemeyen, insanın sağ tarafıyla, sağ kanadıyla, imanıyla, kalbiyle, gönlüyle, ruhuyla hissedebildiği şeylere inanmaktır o. Buna inanırlar. Neden? Ruhu kuvvetlidir o insanın, onun için inanır. Ruh bilir. Ruh maddeden âridir. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنَ بِالْغَيْبِ. O namazdan dönüyordur bak. وَيُقِيمُونَ السَّلَاةِ. Onlar hem de namazı ikame eder, namaz kılarlar. وَيُقْتُوا الزَّكَاةِ diye devam edip gidiyor işte. Zekat verirler diye devam ediyor. Ama gayba iman. Görmediğine inanacak. Bir göreyim de inanayım. Olmaz. O zaman muttakilikten çıkarsa. Onun için gelirler mesela Şeyh Hazretlerine bir keramet görmek isterler. O zaman hani ben seni göreyim. He, o artık kendine inanmış oluyor. Çünkü gözünle görüyor keramet. Ha, bunu gösterdiyse var bu adamda bir şey. Yo babacığım, senin ruhun çalışmıyor o zaman. Ruhun çalışsa zaten bunu bir şey istemeyeceksin. Şimdi benim babam olduğuna ispat getir bakalım desen bir adama. Tamam. O da gizlisi DNA testinden. Bak senin babam. Ha iyi tamam o zaman babacığım elini öpsen. Ne olur? Değeri kalmaz o inancı. İnanıyorsun ama değerin kalmıyor. Senin imanın kesildi ha ondan sonra. Tamam benim %100 bu var. Ama mühim olan senin babana sen kendin bileceksin. Ruhuna bileceksin bunu. Aynı ehlullah'tan keramet isteyen kimse babasından DNA testi isteyen çocuk gibi oluyor. İyi tamam sen iyisin de diyor. Ha, göster bakalım. Nasıl misal oturdu mu? Ha? Cuk diyor. Allah affetsin. Amin. İki dünyada aziz eylesin. Amin. Sohbet torbası az açıldı mı açılıp gidiyor işte Şeyh Hazretlerinin bize ikramı. Fatiha. Bol bol diyorsun.